Sevgili izleyenler, bugün bir konuğum var yanımda. Göztepe Handball takımı antrenörü Feridun Dorak bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yoğun bir temponuz var, kırmadınız, geldiniz. Hocam öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum sohbetimize. Göztepe'ye geliş serüveniniz nasıl oldu? Bu ilginç bir serüven bana göre. Ben küçük yaşlarda Göztepe'de spora başladım. Daha doğrusu futbola başladım. Göztepe'de genç takımda futbol oynadım. Tabii efsane takımla birlikte biz futbolumuzu gerçekleştirdik. Ben o sırada genç takımda top oynuyordum. Göztepe içimize işledi. Bir kere Göztepe'lik ruhumuz var. Tabii abilerimizden çok şey öğrendik. Ben şu anda da onları anmadan edemeyeceğim. Tabii muhakkak. Ya orada işte Halil abiler, Nevzat abiler, Gürseller, Ali Artınlar'lar falan, onlardan spor alakını aldık. Onu hala sürdürüyorum. Onlara minnet borçluyum. Özellikle Nevzat Güzelırmak ismini anmak istiyorum. Ondan çok şey öğrendim. Daha sonra spor mu, futbol mu, işte okuma mı seçeneği ele geçince okuma seçtik tabii. Matematiği seçtim ben. Balıkesir'de matematik okudum. O da 3 yıllık bir serüvenim oldu. Onu da bıraktım. Daha sonra Ege Üniversitesi'ne geçtim. Ege Üniversitesi'nde spor okulu okudum. Orada da handball ile tanıştım. Ve işte yaklaşık 40 yıldır handball ile uğraşıyorum. Göztepe takımı nasıl oldu? Göztepe handball takımı çok amatörce yürütüyordu bu işi. Ama daha sonra birdenbire her şey değişti. Orada çok amatörce yürüten arkadaşlar bana bir teklif yaptılar. Dediler ki, Göztepe handball takımının teknik direktörü olur musunuz? Benim çok hoşuma gitti ve gururlandım. Çünkü tekrar Göztepe ile buluşacaktım. Yıllar sonra tekrar, çok ilginç bir şey. Çok da heyecan verici bir şeydi benim için. Kabul ettim. Ve o amatör yöneticiler sayesinde ben tekrar Göztepe sporunda, Göztepe handbolünde yer almaya başladım. Keyifli bir yolculuktu benim için. Şu anda da o yolculuğu sürdürüyorum. Güzel hocam. Hocam 14'te 14 müthiş bir başarı. Evet. Ligde. Bir şampiyonluk yürüyüşü var. Camianın beklentileri büyük. Süper Lig'e çıkma hedefiniz var çünkü. Yalnız tabii bu 14'te 14 yaparken bazı faktörlerin bir araya gelmiş olması lazım ki bu başarı ortaya çıksın. Bu faktörler nedir hocam? Çok doğru bir saptama. Affedersiniz. Çok doğru bir saptama. Bunların hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Birincisi, bir kere tesis sorunumuzu hallettik. Yöneticilerimiz daha işe profesyonelce yaklaştılar. Onun dışında bir karma, büyükler ve küçükler olmak üzere yetenekli sporcuları bünyemizde topladık. Benim tek işim vardı, iyi analiz etmek. Onun dışında da onları içinde bir araya getirmek. Tabii antrenörlerim, yetenekli antrenörlere de sahibim. Onlarla birlikte bir sinerji yarattık. Bu sinerji şimdilik iyi gidiyor. Hep keyif alıyoruz. Ben tabii keyif odaklı çalıştırıyorum takımı. Yani yenme odaklı değil de hatalarımızı nasıl giderebiliriz? Nasıl daha iyi oynayabiliriz üzerine odaklıyorum. Çünkü sürekli biçimde 14'te 14, 15'te 15, 16'da 16 bir stres kaynağı olabilir. Evet. Onun üzerinde çok da fazla durmuyorum doğrusu. Beklenti artıyor haliyle. Tabii beklenti artıyor. Ve şöyle bir şey de oluyor. Karşı takımlarda daha bilinik size, sizin karşınıza çıkıyor. Ama biz sürekli biçimde yaptığımız yanlışları nasıl düzeltebiliriz üzerine odaklandığımız için çok da fazla o tarafa doğru dönmüyoruz. Tabii düzelttikçe de daha iyi oynuyoruz. Daha iyi oynadıkça da yeniyorsunuz tabii otomatik olarak. Ben şu anda bu sinerjiden çok hoşnutum. Özellikle bana katkı veren işte yardımcı antrenörlerime ve büyük sporcularıma ve küçüklerine, hepsine sevgi ve saygı içinde bu işi yürüttükleri için teşekkür ederim. Tabii ki hiçbir zaman unutmayacağım şeyler var. Mehmet Sepil'in bunda çok büyük bir payı var. Mehmet Sepil Bey her ortamda handbolün ne kadar önemli bir branş olduğunu söylüyor ve Avrupa'da biz kendimizi kanıtlamamız ve yer almamız gerektiğinden bahsediyor. Tabii bu da bize ivme kazandırıyor. Daha şevkli çalışıyoruz, daha uygun ortamlarda çalışıyoruz. Bu bizim için hoş bir süreç. Tabii Mehmet Sepil'e Sayın Başkan'a değinmek de gerekiyor. Çünkü açıklaması var. Avrupa'da futboldan önce handbolla yer alacağız gibi bir açıklaması var. Bu iddialı bir açıklama sanki ama moral de veriyor olması lazım size. Veriyor tabii ki. Yani sonra Mehmet Sepil hakikaten çok şey, abartmadan söylüyorum, insan sevgisi çok olan bir kişi. Onunla tanışma fırsatı buldum. 2-3 kez yemekte birlikte olduk. Gerçekten öyle. Size dokunuyor. Sözleriyle dokunuyor, eliyle dokunuyor. Yani dokunmayı seven bir insan. Ve gerçekten isteklerini çok net biçimde söyleyebiliyor. Çok sıcakkanlı. Biz ona çok güveniyoruz. Bunun bu şekilde süreceğine ve çok kısa zamanda Avrupa'da
ses getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah hocam, yani Avrupa güzel bir hedef. Umarım evet. gerçekleşir. Hocam peki taraftarın ilgisini nasıl buluyorsunuz? Eskişehir deplasmanı sanıyorum taraftarlar gelmiş, öyle değil mi? Evet evet, çok ilginçti. Geçen hafta Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi ile karşılaşma yapacaktık. Otele yerleştik. Lobide oturuyoruz arkadaşlarla, yardımcı antrenörler, yöneticilerimle. Otururken bir baktım, üşüyen birisi geldi. Dedim ki nereden geliyorsun? Hocam dedi, otostopla geliyorum dedi. Ya hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Daha sonra diğer üniversiteli şeyler, taraftarlar geldiler. Onların heyecanları, onların yaklaşımları beni çok etkiledi. Zaten Göztepe'nin böyle olduğunu ve daha sonra da şey gördüm. Maça çıktığımızda da 100 tane taraftar geldi. O kadar centilmence desteklediler ki bizi, hayran kaldım. Yani hiç küfür yok, bir şey yok. Ne güzel. İnanılmaz güzel. İşte beklediğimiz şey buydu. Ne güzel. Benim çok gururlandığım bir durum oldu. Göztepe'li olarak, ben Göztepe'liyim tabii ki. Göztepe olarak çok gururlandım ve onlara maç sonucunda da teşekkür ettim. Her zaman beklediğimizi, böyle ilgilenmelerini, çünkü kuralları öğrenmek için çaba gösteriyorlar. Çünkü handball yeni bir spor onlar için. Tabii 40 yıllık bir mazisi var ama Göztepe'deki handball yeni. Bu bana gurur verdi. Biz taraftarlarımızla övünç duyuyoruz. Yani müthiş bir destek veriyorlar bize. Hocam son olarak camiye bir mesajınız var mı? Camiye mesajım var. Biz bunu futboldan sonra ikinci bir branş haline getirmek istiyoruz. Handbolde iyi yerlere gelmek istiyoruz ve handboldeki potansiyelleri arttırmak istiyoruz. Daha fazla sporcu, daha fazla antrenör, bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Göztepe çok önemli bir marka. Ben şunu da düşünüyorum. Göztepe handbolde de çok büyük bir katkı verecek diye düşünüyorum. Hocam umarız biz de Göztepe'yi inşallah ilerleyen senelerde Avrupa'da devlerle oynarken görürüz. İnşallah. Hocam çok sağ olun katıldığınız için. Rica ederim. Efendim Göztepe Handbol Takım Antrenörü Feridun Dorak konuk ettik. Biz gene yarın aynı saatte burada olacağız. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.